Aslında Balkan Savaşı sırasında Saraybosna modeli üzerinden tasarlanmış bir şehir var burada. Ama sadece Saraybosna da değil, savaşlar esnasında yaşanan diğer trajik olayları da kendisine temel alıyor. Mesela Varşova'daki ayaklanmayı da temel almış bir yapısı var, bir kurgusu var. Savaştan sağ kalanlar, bu trajik olayların sonunda sağ kalanlara odaklanan bir oyun. Burada farklı kültürlerden işte kahramanlar var. Bu binada sığınmışlar. Başlangıçta ne yapacaklarını bilmiyorlar aslında. Yani oyuncu oyuna nasıl başlayacağını da bilmiyor. Nasıl başlayacağını, ne yapması gerektiğini bilmiyor. Bu arada yiyecek yok. Evler tamamen yıkılmış durumda ve öncelikle oyuncunun ne yapacağına karar vermesi gerekiyor. Yani enkazdan kendisi işine yarabilecek bir şeyleri mi bulmaya çalışsın? Yoksa işte bu tamamen yıkılmış odaları yaşanabilecek evler haline getirmeye mi odaklansın? Önce bu kararı verecek oyuncu. Yani sığındığı süre boyunca, çünkü orada yaşayacak, orayı bir eve dönüştürme çalışması ile mi başlasın? Sonuç itibariyle oyuncu ilk oyuna başladığında ne yapması gerektiğini bilmiyor. Çünkü oyunun nasıl oynanması gerektiği ile ilgili herhangi bir kılavuz yok, komut yok. Sadece sağ kalması gerekiyor, hayatta kalması gerekiyor. Savaş çıktığı zaman savaş bölgesinde yer alan kişiler sonuçta ne tarih bilirler, ne o savaşın ne zaman başladığını, ne savaşın ne zaman biteceğini aslında bilirler. O yüzden de bir tarih veya bir süre de yok oyunda. Yani sadece sağ kalanın amacı sağ kalmaktır ve ertesi gün aslında savaşın bittiğini görmektir. Tek istediği budur. O yüzden de bu gerçekçi bir şekilde, aynı şekilde tasarlanmış durumda. Bir hayatta kalma oyunu bu. Hayatta kalma oyunları var zaten. Ama genellikle işte dünyanın sonunu getiren ve dünyanın sonunu engelleyen kahramanların olduğu oyunlar var. Burada sağ kalma üzerine bir oyun söz konusu. Gece oluyor bu arada. Gece olduğu zaman mesela oyunda oyundaki kahraman binadan çıkarak tamamen harap olmuş şehirde enkazda kendi işine yarayacak bazı şeyleri bulmaya çalışabilir. Yani gündüz bir şey yapamıyor pek burada kahraman, çünkü gündüz çok güvenli değil. Ama gece mesela sırayla dışarı çıkabiliyorlar. Yani biri mesela uyuyor, diğeri nöbet tutuyor, diğeri dışarı çıkabiliyor. Çünkü gece de tabii sığındığınız yer saldırıya uğrayabilir veya işte belki hem saldırıya uğrayabilir hem baskına uğrayabilir. Bir de dediğim gibi gece dışarı çıkıp kendi işlerine yarayabilecek şeyler de bulmaya çalışıyorlar. Bazen mesela dışarıdan bir ses duyuyorlar. Ses duydukları zaman korkuyorlar. İşte ama sadece ne bileyim oradan geçen irice bir fare olabiliyor. Ama dışarı çıktığınızda sadece fare ve leşçi hayvanlarla karşılaşmıyorsunuz. Aynı zamanda askerle karşılaşabilirsiniz. Farklı orduların askerleriyle karşılaşabilirsiniz. Veya aynı zamanda mesela durumu sizden daha iyi olan birileriyle de karşılaşmanız mümkün. Yani belki gıda işte ya erişimleri vardır veya işte yiyecek içecek bulmuşlardır veya sığınakları daha korunaklıdır vesaire. Ve karşılıklı alışveriş veya takas yapabilmek mesela mümkün olabilir. Her zaman için yani seçenekler, tabii bir takım seçenekler çıkıyor oyuncunun karşısına. İşte bir şeyi çalabilir, bırakabilir, alabilir, bazen dövüşüp savaşması gerekebilir, bazen kaçabilir. Yani sonuçta bir takım seçenekler çıkıyor her karşısına çıkanla. Yiyecek içecek bulduğumuz zaman mesela onları saklama opsiyonu var. İşte ilaç bulduğunuz zaman o ilacı mesela hangi amaçla kullanacaksınız? İhtiyacı olan birisiyle paylaşacak mısınız vesaire gibi çeşitli seçenekler çıkıyor oyuncunun karşısına burada. Evet, bu bir savaş oyunu. Savaş oyunları zaten son derece sevilen oyunlar, çok popüler oyunlar ve çok fazla savaş oyunu var. Bu savaş oyunu birazcık daha farklı bir oyun. Biliyorsunuz Civilization 6 çok sevilen bir oyun. Ben mesela şahsen kendim bu oyuna bayılıyorum. Çok güzel bir oyun bence.
Ama tabii bu oyunlar da savaşlar hakkında bir şeyler anlatıyor bize. Yani savaş neden çıkar? Savaşın gerekçeleri nelerdir? Daha fazla kaynağa mı ihtiyaç var? Yoksa değerler çatışması mı söz konusu? Yoksa savaşın sebebi mesela sizin komşunuzun aslında sizin dost bildiğiniz bir ülkeye saldırması mıdır? Savaşın sebebi. Yani savaş güzel değil belki ama savaş bir gerçek. Bir başka burada savaş oyunu var. Hearts of Fire. Bu da üçüncü versiyonu. Bu İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir savaş oyunu. Ve son derece de detaylı bir oyun. Özellikle savaşın nasıl yürütüldüğü ile ilgili. Yani savaş nasıl yapılır. Bununla ilgili. Yani savaşın gerekçeleri ile ilgili değil. Savaşın sonuçları ile ilgili değil. Daha çok rakamlarla ilgili. Detaylara odaklanan bir savaş oyunu ama savaşın kendisiyle ilgili çok fazla bir şey aslında yok bu oyun içerisinde. Bir başka savaş oyunu, bu da çok iyi bir oyun bence. Braveheart. Bu oyunun adı. Aslında bir macera oyunu bu. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili. Aslında çok doğru bir şeyi gösteriyor. Tek bir asker var burada. Askerin amacı savaşı kazanmak değil. Amacı sadece hayatta kalmak. Kendisini ve kendi sevdiklerini kurtarabilmek, ailesine dönebilmek istiyor. Tek amacı bu. Dolayısıyla çok doğru bir şeye parmak basıyor bu oyun. Ama yine de sonuç itibariyle bu asker ve o yüzden de dövüşmek zorunda, çarpışmak zorunda. O yüzden This War of Mine, bu da benim savaşım, bu oyun biraz daha farklı diyoruz. Çünkü This War of Mine oyunu tamamen sivillerle ilgili, asker değil. Yani kahramanlar sivil. Yani bir yandan bir savaş içerisinde yer almışlar ve savaş mağduru olmuşlar. Aynı zamanda savaştan çıkmak ve hayatta kalmak için yapmaları gerekenler var. Yani savaş karşıtı bir oyun yapalım diye ortaya çıkmadık. Yani savaş karşıtı olan bir savaş oyunu geliştirelim diye ortaya çıkmadık. Aslında bir sağ kalma oyunu prototipi yaratmıştık ve CEO'muz Mikoski Saraybosna şehrinde yaşananlarla ilgili bir şeyler anlatmıştı. Yani Saraybosna'da hayatta kalmak için insanların neler yaptıklarıyla ilgili bazı otobiyografik anlatılar vardı elimizde. Bir konu değil, daha çok çok basit bir sağ kalma oyunu prototipi ile ortaya çıkmıştık. Sonra dediğim gibi CEO'muz dedi ki bunu daha geliştirmemiz lazım. Bu çok önemli bir oyun olabilir. Çok dedi ve gerçekten daha ilk andan itibaren hepimizin yani duygularını harekete geçiren bir proje oldu. Ve işte This War of Mine böyle başladı. Dediğim gibi sağ kalmaya çalışan kahramanların olduğu, çatışmanın yaşandığı bir şehir var bu oyunda. Bir sivil savaş var. Ve tamamen siviller üzerine kurulu bir oyun. Hatta bundan da daha önemlisi şu. Bu sivillerin kaderi başarının ölçüsü. Yani başarının ölçüsü sadece fiziksel olarak hayatta kalması değil oyuncunun. Oyunun sonunda diyelim ki hayatta kalmayı başardılar savaş sonuna kadar. Eğer bu hayatta kalma savaşını kazanırlarsa savaş bittikten sonra da oyuncuların başına neler geldiğini takip edebiliyoruz. Oyunda bu sivillere normalde kendinizin yapmayacağı şeyleri yaptırabiliyorsunuz.
yani hayatta kalmak için şunu hayatta yapmayacağım dediğiniz şeyler vardır. İşte bir şey çalmak veya dövüşmek veya birisini öldürmek mesela. Normalde ben hayatta yapmam dediğiniz şeyleri oyuncuya hayatta kalmak için yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla sadece hayatta kalmak değil, fiziksel olarak hayatta kalmak değil başarının ölçüsü. Kişinin başına gelenler de burada önemli. Yani mesela açlıktan ölmekten başka şekilde kurtulamam diye düşünsek bile, gerçekten iyi bir gerekçemiz olsa bile, yaptığınız şey, mesela bir şey çaldıysanız birisinden, başkasının ihtiyacı olduğu bir şeyi çaldıysanız, o yine de bir travma yaratmış demektir. Yani dolayısıyla savaş esnasında yaşananlar ve savaş sonrasında onun yarattığı travma var bu oyun içerisinde. Biz bu oyunda gerçek hikayelerden ilham aldık. Sağ kalan kişilerin ifadelerini kullandık. Özellikle Saraybosna kuşatmasında yaşananlar ve bunun dışında 1944'te Varşova'daki ayaklanmanın sonrasında hayatta kalanların anlattıkları ve ifadeleri, Grozny işgalinde yine yaşananlar. Bu hikayelerden ilham aldık. Yani biz hiçbir şeyi kendimiz uydurmadık, kendimiz yaratmadık. Bu öyküler, bu ifadeler hep gerçek yaşananlardan alınmıştır. Yani maalesef diyeceğim neredeyse ama gerçek yaşananlardan yola çıktık bunu oyunu kurgularken. Oyundaki amacımız da şunu göstermek. Savaş denen şeyin mağduru sivillerdir. En büyük bedeli siviller öder. Evet, doğru, asker cephede çarpışır, hayatını da kaybedebilir. Ama savaşın bir parçasıdır asker. Yani savaş içerisinde aktif bir rol üstlenmiştir. Sivil ise sadece o savaşın sonuçlarının mağdurudur. O sonuçların bedelini ödemek zorunda olan taraftır. Ve hayatta kalmanın bedeli de çok yüksek olabilir. Son derece yüksek bir bedeli olabilir. Çünkü bu duygusal yaralar aslında hiçbir zaman tam olarak iyileşmez. Çok derindir. Fiziksel olarak savaşı atlatmış olan kişilerin ve ölüm kamplarından sağ çıkmış olan kişilerin bile savaş sonrasında son derece derin ve iyileşmeyen yaralarının olduğunu biliyoruz. Hayatlarını yeniden kurmakta zorlandıklarını, hatta bazılarının hayatlarını intiharla sonlandırdıklarını biliyoruz. Yani öyle bir oyun yapmalıydık ki bu oyun bir yandan da tabii oynanabilir olmalıydı. Kendini satabilecek bir oyunda olmalıydı. Yani bir yandan da bu bir oyun. Bir şirketin geliştirmiş olduğu bir oyun. O oyunla ilgili bir takım sorumluluklar var. Sonuçta bu oyunu yayınlayan şirketin para kazanması gerekiyor. Bu da bir gerçek. O yüzden de öyle bir oyun tasarlamak icap ediyor ki bu son derece tatsız konuyu aslında oynanabilir bir oyuna dönüştürmemiz gerekiyordu. Doğru, mümkün olduğu kadar gerçek olayları baz alarak oyunu kurduk. Oyun içerisindeki mekanikler gerçek hayattan alınarak geliştirildi ama tabii bunu hayatta kalma simülasyon oyunu haline dönüştürmek de istemedik. Mesela bazı teknik detaylar bizim vermek istediğimiz mesaj için çok da önemli değildi. Şimdi oyun kolay bir oyun değil çünkü nasıl oynanacağı ile ilgili tutorial yok. Biz oyuncularda o sıfırdan başlama hissini yaratmak istedik. Yani yaşadığınız yerde birdenbire savaş çıkarsa kimse size bir kullanma kılavuzu verip şimdi bugünden itibaren şunları yapacaksın demiyor. Ne yapacağınızı bilmez halde oluyorsunuz sonuçta. Ve oyuncunun da oyuna dolayısıyla böyle başlaması gerekiyor. Birdenbire yepyeni bir gerçeklikle uyanıyorsunuz. Hayat tamamen değişmiş ve en temel ihtiyaçlarınızı bile elde etmek çok zor hale gelmiş.
O yüzden daha önce söylediğimiz gibi hem oyundaki sivillerin fiziksel ve ruhsal durumlarını da takip etmeye çalışıyoruz oyun içerisinde. Yani sadece fiziksel hayatta kalması değil, ruhsal sağlığı da önemli. Biliyorsunuz oyunlarda başarı işte farklı şekillerde ölçülür. İşte yaşama süresiyle ölçülür mesela. İşte ne bileyim veya kaç kere öldüğüyle veya kaç kişi öldürdüğüyle ölçülebilir. Biz ise burada daha çok fiziksel ve ruhsal sağlığı takip eden bir mekanik kurduk. Bu oyunu geliştirirken yaşadığımız en büyük zorluk sağ kalanların kullandığı dile sadık kalmakta oldu. Çünkü bu oyunu geliştirirken yaptığım araştırmalarda şunu gördüm ki insanlar yani sağ kalan kişiler en kötü, en canice, bedbaht olayları dahi çok basit bir dille anlatıyorlar. Karmaşık bir dille anlatmıyorlar. Çok basit bir dille anlatıyorlar. Yani en kötü şeylerden söz ederken en basit kelimeleri kullanıyorlar. Bu olaylardan sağ çıkmış olanlar. Dolayısıyla bu dile sadık kalmak amacımız oyunda ve çok büyük bir zorluktu bizim için. Yani oyunun yazarlarından biri olarak benim yaşadığım zorluklardan biri buydu. Bir de çok fazla yazmamak zorluğu. Yani bir şeyi gösterebiliyorsak göstermekle yetinmek. Yani mesela o sıradaki sivilin duygusal durumunu anlatmak yerine gösterebilmek. Depresyondaysa mesela kişi daha yavaş hareket etmeye başlıyor, omuzları çökük durmaya başlıyor. Böyle göstermeye çalışıyoruz. Mesela bir şey yaptırmak istiyorsak o sırada karakterimize yapmak istemiyor. Diyor ki bunun hiçbir anlamı yok. Yapsam da zaten elime bir şey geçmeyecek. Yani o depresyonu, o bunalımı, bu yaşadığı buhranı daha çok göstermeye çalıştık. Kelime kullanarak değil, yazarak değil, göstererek anlatmaya çalıştık oyunda. Bir de gerçekten en zor olan konular var. Onları çok dahil etmemeye çalıştık. Silahlı çatışmalarda, savaşlarda yaşanan çok kötü, dile alınamayacak kadar kötü olaylar olabiliyor. Evet, bizim oyundaki karakterimiz ölebiliyor, başkasını da öldürebiliyor. Ama çocuk ölümü, tecavüz, kitlesel katliamlar, bunlar oyun içerisinde yer almıyor. Daha çok dolaylı yollarla oyunda anlatılıyor. Yani mesela bir kadına saldıran bir asker görülebilir ve oyundaki karakter buna müdahale etmeye karar verebilir. Bunun sonunda hayatını da kaybedebilir. Ölebilir o karakter. Yani tecavüz görülmüyor ama mesela bu dolaylı yoldan aktarılıyor oyun içerisinde. Yani mesela askerin saldırısına uğramış, tecavüzüne uğramış ve ölmüş bir diyelim kadınla karşılaşıyor oyuncu. Yani bu tür çok kötü olaylar oyun içerisinde doğrudan kullanılmıyor. Yani bu tür korkunç sahneleri sergilemekle suçlanmak da tabii ki hiçbir zaman istemedik. Bir de çocuklar. Çocuklar var sonuçta. Çünkü çocuklar gerçekten savaşın bir parçası. Savaşın en büyük mağduru çocuklar. En çok ihtiyaçları olan şeyleri, en çok ihtiyaçları olan dönemde kaybediyor çocuklar sonuçta. Korunmaya ihtiyaçları var, vesayete ihtiyaçları var, arkadaşlık kurmaya ihtiyaçları var. Bunların hepsini savaşta kaybedebiliyorlar. Yani ilk başta oyun ilk çıktığında yoktu ama sonra bir eklenti paketiyle çocuklar da oyuna eklendi. Writing, we during the research we read a lot of
Bu oyunu yazarken araştırma yaptık ve bu araştırmalar arasında tabii ki çocuk psikolojisiyle ilgili okuduğumuz bilimsel makaleler de var. İşte silahlı çatışmalarda yer alan, bunlara maruz kalmış çocuklarla ilgili bazı bilimsel makaleler var ve çok şey var tabii. Bu alanda yazılmış çok şey var. Dolayısıyla yani oyunun eklenti paketi içerisinde yer alan çocuklarla ilgili kısmı yazmak da hiç kolay olmadı. Yani daha ilk baştan itibaren bu oyunu yapmamız gerektiğini biliyorduk, hissediyorduk. Bunun bir parçası olmamız gerektiğini görmüştük. Ve oyun gerçekten çok büyük ilgiyle karşılandı, çok satıldı. Bunu görmek bizi çok memnun etti. Böyle bir oyuna hazırmış oyuncular. Bunu görmüş olduk. Zor ve aslında acı veren konularla ilgili de oyun oynamaya istekliymiş oyuncular. Biz sonuçta savaş karşıtı bir oyun geliştirme amacı gütmemiştik. Öyle bir amacımız yoktu başlangıçta. Biz sadece savaşı gerçeklikleriyle gösterebilen, tarif edebilen bir savaş oyunu geliştirmek istemiştik ve adeta savaş karşıtı bir oyuna dönüşmüş oldu. Bu oyunla ilgili benim söyleyeceklerim de sanırım bu kadar.